Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Hatice Sever, Euros Kulent Antika kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi sağlık her şeyden önemli. Gerçekten sağlıklı olunca anca çiçeklerin, bu güzelliklerin anlamı kalıyor. Anlamlı oluyor yani. Evet. Kaç gündür arkadaşlar, yani hiç ilgilenemedim. Hani ne derler? Yastık döşek mi? Yatak yatıyor derler. Ben de aynı öyleyim. Ama bugün birazcık kendimi toparladım yani. Sesim de yavaş yavaş düzeliyor. Çok şükür. Evet, havalar güzel. 12-13 derecelerde. Orayı da göstereceğim tabii. Ama odaya alıştıkları için hepsinin durumu çok güzel arkadaşlar. Herhangi boy uzatmak, renk kaybı vesaire. Zaten kışın biliyorsunuz, o kadar renklenmiyorlar. Bahar ve sonbaharda daha çok. Evet. Yani arada gelip bakıyorum arkadaşlar. İlaç tesir ettikçe. Evet, dünyadaki gripler de ne değişti derler, bir şey değiştiriyorlar böyle. Çok uzun sürüyor. Evet. Yarın inşallah bir doktora gideceğim. En kötüsü arkadaşlar kulağımın tıkanması. Kafamda büyük bir uğultu. Doktorsuz geçmeyecek gibi. Bakalım. Evet. Harikalar. Kar suyu döktüm arkadaşlar. Çok iyi geldi. Muhteşem. Şu anda güneş vuruyor. Hani yalancı bahar derler ya, şu anda onu yaşıyoruz. Evet, güzel. Güneş vurunca ne kadar güzeller. Pink dona. Hepsini suladım arkadaşlar. Kivi. İçeride olan çiçekleri sulamak gerekiyor. Daha işlerim var arkadaşlar. Bakın bunları dikim yapıyorum. Bunlar böyle boyuna doğru uzamışlar da sıkışık olan yerde. Onları da buralara dikim yapıyorum. Kendimi iyi hissettiğim zaman, evet. Böyle böyle. Yavaş yavaş ilerliyorum arkadaşlar. Kendimi zorlamadan. Evet, bu biraz renk kaybına uğramış. Hiç önemli değil. 2 günde o eski rengine gelir. Aslında normalde bunları dışarıya atabilirdim ama mümkün değil. Çünkü sonradan havanın nasıl olacağı henüz belli değil. Yani 10-15 günlük hava durumu iyi gösteriyor. Ama daha sonrası hazır alışmışken buraya, burada dursunlar diye düşündüm. Evet, bu güzellik. Sarkan saksımı da çıkardım, güzel suladım. Kar suyuyla. Çok güzel geldi. Çok iyi geldi. Bakın o yapraklar bile büyüdüler. Bloomist'in güzelliğini arkadaşlar. Bir dişi de var. Harikalar.
Halloween. Bunlar da çok güzel. Evet. Hepsi sulanmış arkadaşlar. Suladım. Evet. Şu ucu donmuştu. Kestim. Buralardan verecektir. En yukarıda bir şey yoksa tabii. İndirince göreceğiz. Evet, morganyumlar. Hemen sapları da onların eriyor. Boşalıyor yani. Metalikalar. Hepsi sulandı. Yunus'a bakın arkadaşlar, arkada gayet güzel. Evet. Bunlar da bebekleri büyümeye başladı. Maşallah. Etna. Bu da suyu çok seviyor. Bakın bebeklerine. Harika. Buket şeklindeki sukulentlerim. Evet. Big Bang. O da Super Bang. O da güzel. Rengini kaybetmiş olsa bile güzel. Evet, şimdi de balkona doğru bir gidelim bakalım. Evet. Yine kar suyuyla suladıklarım. O kadar güzel büyüdüler ki arkadaşlar. Yani eskisi gibi sık bunları ziyaret edemiyorum. Hemen fark ettim. Güzelce. Hatta bir bidon daha var. Kar suyu. Hele bu suyu çok seviyor Neombreka. Buna da kar suyu üzerine attım. Hatta böyle tamamen üstü kar kaplıydı. Çok güzel oldu. Evet, renkleri de harika. Soğuk olduğu için arkadaşlar, soğuk olunca. Oo, şuna bakın. Ne güzel renklenmiş. Çok güzel. Bunun böyle tüylü tüylü kenarlardan, yaprak kenarlarından detayları çok güzel. Evet. Şunun güzelliğini arkadaşlar. Dusty Rose. Pulvinata, maşallah. Pulvinatalarım benim bu sene, maşallah arkadaşlar. Evet. Hele Arze. Arze'nin güzelliği. Çıkardıkları bu da arkadaşlar, dikmem lazım ama biraz daha bekletiyorum. Şunun güzelliği ya Rabbim. Evet, bunları da hep kar suyuyla suladım. Şu bir tanesi gövde çürümesi yapmıştı. Kestim. Bakın alttan bebekleri, şeyleri var. Geliyor. Bunları bir başka saksıya alacağım. Çünkü bakın buradan çıkaramıyorlar bebeklerini. Ha. Özel türlerim harika arkadaşlar. Suladım onları. İçeride olduğunca hiç problem olmuyor. Hani bir şey olur mu? Buralara tabii işlemler yaptım. Bir şeyler düşmüş. Çok güzel.
Şimdi dışarıya bir çıkalım. Evet. Şuraya bakalım, bakın. Don ısırıkları. Bebekler falan çok büyümüşler, güzel olmuşlar. Bu da iyi sayılır, kendini toparladı. Evet, dondan sonra bazen çürümeler oluyor arkadaşlar. Ben de oldu mu şimdi? Düşünüyorum, bir tane oldu. Donuyor, açılıyor. Şunu alayım da. Bakın bebek vermiş, ne güzel. Oradan. Bir tanesi dondan açıldı. Sonradan bir baktım gövde çürümesiyle gitti. O tehlike de var. Yani kurtardım diyoruz ama sonradan gövdenin içerisinde su topluyor. Yaprak gibi olmuyor yani, gidiyor. Evet. 3 gündür buranın üzerini açtım. Görüyor musunuz ne kadar güzeller? Bunlarda herhangi bir problem olmadı. Yani bu tarafta donan yok arkadaşlar. O kadar örtüden sonra. Baştan dondurmamaya dikkat etmek gerekiyor. Evet. Hani etkilenmiş falan diyoruz ama sonradan demin dediğim gibi gövde çürümesine %60-70 maruz kalıyorlar. Geçen sene de öyle olmuştu. Bu sene de bir tanesi öyle oldu. Evet, orayı başka yerden çekerim. Ha, şunları şey yapacağım. Bakın bunlar böyle boyuna boyuna gitmişler. Ve aralarda renklenmemişler. Bakın ne kadar güzel. Bunları o demin gösterdiğim sarkaçıma dikeceğim. O yüzden çıkardım. Evet. En çok bunlardan korkuyordum. İyiler ama bakın alttaki yaprakları erimiş. Onlar ne olacak? Güzelce koparılacak. Bir dakika. Bakın şuraya. Haşlanmış. Yukarısı iyi de. Alt yaprakları. Halbuki bunlar şu tarafta olmuş olsaydı hiçbir şey olmayacaktı. Bir daha öyle yapacağım. Yerini değiştireceğim. Evet, buradaki kiviyi çıkardım. Temizlenecek tabii. Böyle alt yaprakları tabii ki. Hani kıştan çıkınca şeyler budanır ya, bunlar da öyle olacak. Bitkiler budanırlar, sardunyalar falan. Bunlar da aşağı yukarı aynı. Evet, bu tarafa geçtim arkadaşlar. Bu Grappa çeşidi, çok uzuyor. Bakın ne kadar güzel bebekler vermiş. Onu da böyle sarkan bir saksıya dikeceğim. Bunun güzelliğine. İnşallah dolanaları bitmiştir arkadaşlar. İnşallah. Süper bunlar, dayanan bir tür değil. Ama kurduğum için iyiler. Darkveder de güzel olmuş ha. Blue Elf Beati. Bu mor inciden arkadaşlar o kadar çoğalttım ki. Perleden güzel bu. Maşallah bebekleri.
Çok güzel. Gidenlere üzülmüyoruz. Fazla gitmedi yani, kaç tane, birkaç tane benim yedekleri olanlar veya kelle aldıklarım anonyumlar. Onlar tabii dayanmadılar. Anaçları bende. Bakın burada bir boşluk görüyor musunuz? Yok. Hepsi sağlık ve afiyet içindeler maşallah. Şu güzel havayı görünce arkadaşlar, sanki böyle kendimi dışarı atmak istiyorum. Seralar atmak istiyorum. İnsan psikolojisi. O yüzden yani donanlara falan tabii ki maddi olarak bir kayıp, ama çiçeklerde ölüm oluyor. Ölmeyecek diye bir şey yok. Şunun güzelliğine. Yani 10 senedir şey olan var mı? Kaktüs de vardır arkadaşlar, kaktüslerde. Sükulentler de yaşlanıyor. Benim öyle bir tane firet vardı. Uzadı uzadı arkadaşlar. Her bir şeyi, gövdesi böyle kalınlıktaydı. Sonra o gövde çatladı. Oradan su gelmeye başladı o şeyden. Ondan sonra ben onu oradan tabii kestim. Öyle. Bunları da gençleştirmek gerekiyor. Evet. Ben de yaşlı olarak yok arkadaşlar. Yani en fazla 2 yıllıklar var. Evet. Bu buradan böyle siyahlaşmaya başlamıştı kaktüs. Hemen kestim. Kurdelem canım benim. Çok seviyorum ben bu kurdeleyi. Yani sevdiğim kaktüslerimle birlikteyim. Evet, çok seviyorum gerçekten. Her kaktüsü sevmiyorum yani. Sevdiklerimi de çok seviyorum. Evet, bu kaç senelik? Bu fazla. 2,5 senelik falan. 2,5 senede böyle oldu normal. Evet. Çok dayanıklı ama. Çabuk büyüyor ve çok dayanıklı. Buna da kar suyu döktüm. Evet, yine içeriye geçtik arkadaşlar. Şu graptoların güzelliğine. Çok güzeller, çok. Şuraya bakın. Şimdi biraz ben kendimi toparlayayım. Şöyle bir hava durumuna da bakayım arkadaşlar, bunları en azından balkona çıkaracağım. Aşağı indirmesem bile, çünkü herhangi bir donda ne olur, bunları dışarıya çıkarmak çok zor. Yani tekrar içeriye almak. Maymun kuyruğum da maşallah. Karı çok sevdi. Muz maşallah. Ben bunu budar mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Şuraya bakın. Almış başını gidiyor. Evet. Bu da güzel. Şunlara bakın. Çok güzel. Maşallah. Pijamalımı da buraya diktim arkadaşlar. Donar diye korktum. Ben bunu dışarıya alayım. Bir tane de bir şey olmaz. Neyse. Korkuyorum. Evet. Bakın gobline. Goblin de ısırılmıştı biraz ama kendini nasıl toparladı. Trompetimin güzelliğini arkadaşlar, maşallah. Yani insanın aklı dışarıda olmuyor böyle. İçeriye aldığı zaman. Şu da maşallah saksısını doldurdu. Agoides türünden zannedersem veya çeperi, ama artık bilmiyorum. Şunun güzelliği ya Rabbim.
Bakın rengi hiç bozulmadı. Evet. Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Luminantalarım hepsi harika. Evet, yani bundan ötesi can sağlığı. Bakın. Oho, bunları bir dışarı atayım, bir güneş görsünler arkadaşlar. Maşallah, bunu artık, bu da bayağı, bu da 2 senelik. Mirina ve Mendoza saksım. Başka yerlerde de var. Hepsi, bakın arkadaşlar, böyle ufak tefek attığım bozulmuş olan türlerim bile ne kadar güzeller. Ha? Bunların hepsi sarkıcı tür. Maşallah. Sarkınca güzel oluyorlar. Opalinoma su dökmedim. İbriğim de var, dökerim. Evet. Biraz uzun oldu arkadaşlar. 10 dakika çekeyim dedim. Yine çok oldu. Hepsini de göstermedim. Evet. Muhteşemler. Evet, antikalarım da arkada. Şu güzelliğe bakın. Çiçekler dışarıya çıkınca buraya güzel bunları koyacağım. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.